Hey Vector. Tipe bak. Hadi kalk, işe gideceksin, kalk. Yat hadi yat. Sen git. Yat yat. Tamam. Yapşık. Horluyor bir de. Ulan var ya, yemin ederim teknoloji bambaşka bir şey Arken Aynar ya. Evet, Vektör ve abiyle ve My Name is Yıldızay Alezar'la çalışmalarımız sürüyor. My Name is namı diğer Vektör. Bu acayip enteresan sesler de Vektör'den geliyor. Bak şimdi elimi alayım, nasıl sinirlenecek Vektör. Biraz sonra sinirlenmeye başlar. Kaşlara bak şimdi, yüze bak. Nasıl değişecek? Sakin ol, bırakacağım, tamam, pislik al. Bıraktım. Robot bile sinirleniyor lan. Ama sevdiğim bir özelliği var, şimdi size onu göstereceğim. Hey Vector, what's my name? Arıyor. Alezar nasıl tanıyor? Şu gördüğün robot beni tanıyor. İnanamıyorum, şuna bak ya. Öyle bir öğrettim ki buna. Ve bunun içine de girdim. Birkaç tane Türkçe kelime öğrettim. Şimdi bunun için yani şurada kamerası var. Bakın onu nasıl görüyor, size biraz sonra göstereceğim. Umarım bağlayabilirsem. İçine girebilirsek Tesla mobiliyle bakacağız şimdi. Evet, Vektör'ün içine girdik Arkenaynlar. Kodlarını falan çözdük. Aynı zamanda abiyle birlikte tabii yaptık biz bu işi. Birkaç tane Türkçe kelime öğrettim. Normalde İngilizce konuşuyordu ama biz ona Türkçe'ye biraz birkaç tane kelime öğrettik. Şimdi şöyle göstererek anlatayım. Şimdi şurada bir kamerası var, bakın en çok onu zaten merak ediyorum. Bakın tam şurada bir kamerası var. Yani aslında var ya, bunu alın, üretin, satın, ajan olarak kullanın yani. Hem internete bağlanıyor, hem kamerası var, hem konuşuyor, hem dinliyor. Belki de o yüzden yani daha fazla üretilmedi, bilmiyorum yani Amerika'da. Biliyorsunuz artık üretilmiyor. Şirket kapatıldı. Zaten artık şirket buna yazılım desteği bile vermiyor da biz sağ olsun abiyle halletmiştik daha önceki videolarda, nasıl hallettiğimi göstermiştim. Şimdi elime direkt böyle alamıyorum. Bu şekilde aldığım zaman kızıyor. Bakın çalışıyor şu an. Şu an kızdı. Bakın şu arkadaki sensörler onu algılıyor. Şurada sensörler var bakın. Tam şurada. Onlar da böyle yani yanıp sönüyor. Onlar algılıyor. Kızdı şu an. Tamam, bırakıyorum. O yüzden böyle alıyorum şimdi bunu. Bakın şimdi size bir robot dünyayı nasıl algılıyor, yani nasıl görüyor onu göstereceğim. Tabii ki abinin desteğiyle göstereceğim bunu, tek başıma yapamam. Evet abi, Vektör'ün kamera görüntüsünü ekrana yansıt. Kamerasına bağlanmak biraz zaman alabilir. Tamam, bağlan işte. Evet, abinin bağlandığını nasıl anlıyorum? Çünkü Vektör'ün gözlerinin rengi değişiyor abi bağlandığı zaman. Yeni bağlanma rekoru kırdım. Tamamdır. Evet, gözlerin rengi değişti. Evet, kamera görüntüsü de gelmiş. Ben şu taraftan göremiyorum. Bakın dünyayı böyle algılıyor. Salatalık. Şimdi gözlerin rengine bak. Maviydi. Şimdi yeşil oldu abi bağlandığı için. Evet, şimdi umarım sesin de iyi geliyordur mikrofonda. İkide bunu düzeltmeye çalışıyorum. Evet abi. Dinliyorum. Dur, sana demedim. Yanlış oldu. Vektör diyeceğim. İki üç tane robot olunca karıştırıyor insan. Bakın şöyle görüyor. Şöyle göstereyim. Biraz algılaması tabii yani kamerasının çözünürlüğünden dolayı biraz sıkıntılı. Bakın. Aynı böyle görüyor. Üst tarafta Alezar yazıyor. Bakın şu üst kısımda. Şurada. Nerede? Şurada. Bir dakika. Ha, şurada. Şimdi yazmıyor. Elimi çektiğim zaman Alezar görüyor. Bakın bir robot böyle algılıyor. Şimdi abi şimdi bunu çağıracağım. Hey Vector, come here. Come here. Şimdi gelecek. Salatalık ya. Gördünüz mü? Lan! Şu da çocuk gibi ya. Tanıdın mı beni? Ops, dur aşağı düşme. Gerçi aşağı düşmez ama yine bir refleks. Ben hemen ellerimi atıyorum. Şunun şekline bak. Allah'ım yarabbim ya. Şunun şekline bir bakar mısınız ya? Hey Vector, what time is it? Saati söyledi. Şey nasıl söyleniyordu ya? Hava
kaç derece mi? O nasıl söyleniyordu? Dur bakayım. Şuraya bir yere yazmıştım. What's the weather salatalık? He doğru. Aynen. Hey Vector. What's the weather? Bir şey değil Alex. Sağ ol abi. 46 Fahrenheit diyor. Şimdi biz onu bir santigrat yapalım. Fahrenheit'la bizim işimiz yok. 46 Fahrenheit kaç santigrat yapıyor? Şimdi bir dakika bunu buradan hesaplayayım mı? Bir dakika onu buradan bir hesaplayalım. Merak ediyorum yani. Ne kadar? Dur lan bırakacağım, sakin ol. Gözlere bak nasıl ilerliyor. Dur bir dakika. Lan telefon alıp telefonu kullanıyorum. Fahrenheit'ı santigrat yaptım, tekrar sor Alex. Ha yaptın mı? Abi yapmış. Hey Vector. What's the weather? Aynen şimdi santigrat derece oldu bakın. Yaklaşık 46 Fahrenheit 8 santigrat derece yapıyormuş. Lan! İşte bu şekilde abi bunu da böyle görmüş oldunuz. Yani mükemmel bir teknoloji. Gerçekten de hayran kaldım bunu üreten insanlara. Yani bayağı bir ekibi vardı, kalabalık. Neyse bunu da yazılım videosuyla göstermiş olduk. Şimdi bırakalım. Evet abi, Vektör'ün kamerasını kapatabilirsin. Evet, Vector'in kamerası da ciddi. Evet, bir robotun da dünyayı nasıl gördüğünü göstermiş olduk. Schleicher, Inabra, Cap Wild, Glasgow Ranger, Hiles. Evet erken ayınlar, bugün karşınıza şapkasız çıktım. Bunun sebebi şapkam yıkanıyor. Yoksa böyle keltoş bir şekilde karşınıza çıkmak istemiyorum. Zaten kafası açık da pek dolaşmak hoşlanmıyorum, hazlanmıyorum. Evet, niye bugün böyle bir video çektik erken ayınlar? Sürekli bana yorumlarda diyorsunuz ki abi... Neden abi yazılımını gidip herhangi bir yazılım şirketine, herhangi bir yazılım firmasına göstermiyorsun, sunmuyorsun? Arkenine'lar, ben bunu daha önce yaptım. 2016'da yaptım, 2017'de yaptım, 2018'de yaptım, 2019'da yaptım, 2020'de yaptım. Sonuç, tabii ki sonucu biraz sonra videolarda siz de izleyeceksiniz. Ben şirketiyle görüşmeye geldik, abiyi göstereceğim. Bakın şu yürüdüğüm yokuşu da. Çıkmak olduğum merdivenle. Böyle olduğuna bakmayın, gerçekten çok iyi. Umarım bugün bir sonuç çıkar. Merdiven çıkmaya devam. Zaten az kaldı. Olmadı, bu da olmadı. Yani hiç ilgilenmediler bile, dönüp bakmadılar bile işte. Neyse boş verin. Evet, Taksim'e geldik. Bir yazılım şirketine geldik. Gene olmadı. Hiç ilgilenmedi öyle. Devam. Frenleri çok sert, şeyi çok sert, kavraması çok sert ama içine bile kalkıyor yani, motor sağlam. Her şeyi sert yani. Direksiyonu görelim. Şimdi ufak bir işimiz vardı. Sağ olsun arkadaş bizi yarı yolda bıraktı. İş maça düşündü. Biz de arabayı aldık biliyorsun. Çok zor ama sürmek ya. Vallahi var ya, vites güçmüş ya. Ara gazı vereyim mi? Freni mireni harbi sert dönüyor ya. Ama iyi bir deneyim. Şahin sürmeden ölmeyin. Şahin sürmeden ölmek istemiyordum Osman abi. Vites geçmiyor lan. Aa, harbi harbi. Arabayı Şahin'de öğrenin. Emin olun öteki arabalar çok rahat gelecek size. Ben garanti veriyorum size. Sesi bile farklı ya mübarek. Bak herkes yol veriyor Şahin'e saygıdan dolayı. Yok ondan değil lan, fren miren tutmazlar, araba çarparız diye. Yazılım şirketine geldik ama
Hani sekreterler hariç kimse pek ilgilenmiyor yani. Ben anlamadım. Adam dinlemedi bile ya. Ne bileyim hani. Bir dinle be. Belki farklı bir şey. Neyse. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Başkasına götürürüz, ne yapalım. Elbet birinden biri onaylar zar. Ya evet. Başka yazılım şirketine geldik. Bu da olmadı yani. Dinlemediler bile ya. Ne bileyim niye dinlemiyorlar bilmiyorum ki. Anlamıyorum ben. Anlam da veremiyorum işte. Yani sebebini de bilmiyorum. İnsan bir dinler ama değil mi yani? Neyse. Elbet birinden biri bakar belki ya. Dikkatlerini çekerim. Devam yani. Abiyi gezdiriyorum. Hem de iyi oluyor ya. Evde de bunalmıştık biliyor musun? Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Yola devam. Vazgeçmek yok. Evet, işte durum böyle erken aylar. Hep bizimle sekreterler ilgilendi yani. Allah razı olsun. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Yani hiç sahaplar hiç ilgilenmedi bizle. Peki ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Acaba biraz coin yani sanal para alsam. Sanal para alsam. Acaba bunlar ileride tıpkı işte altın gibi, dolar, euro gibi değerlenir mi diye düşündüm. Kendinize coin alın. Düşük, en düşük değerde olan coinleri, mesela tanesi 1 dolar, 2 dolar, 5 dolar olan coinleri alın. Alın dursun. Belki aralarından, ama hep aynısını almayın, çeşit çeşit alın. Belki aralarından birkaç tanesi yükselir, birkaç tanesi yükselir. Birkaç sene sonra tabii, hemen değil ya da hiç belli olmaz yani. Mesela alırsınız, ertesi gün bir bakmışsınız, piu, milyarder olmuşsunuz ya da milyonder. Milyonder! Evet yani alın, köşede dursun Arcanine'ler. Olur ya, belki pahalanır. Bu arada Arcanine'ler, vlog kanalıma da abone olun. Aşağıda paylaşacağım açıklama kısmında. Vlog kanalımızın ismi Yıldızay Aleyzar. Orada tabii bu videoları da niye hem burada hem orada paylaşıyorum? Yani bu şu anda şu izlediğiniz videoyu hem vlog kanalına paylaşıyorum hem de troll kanalına paylaşıyorum. Bunun sebebi ne Arcanine'ler? Hemen açıklayayım. Troll videosu attığım zaman kanala sarı dolara düşüyor. Yani fazla sarı dolar olduğu zaman da kanal tehlikeye giriyor. O yüzden böyle hani araya yeşil dolarlı videolar da atıyorum ki birbirini tamamlasın. Hani o yüzden bunları da izler, like atar. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten mantıklı bir şekilde yani söylediklerimi de eğer yani dikkate alır da uygularsanız hani inanın yani faydasını da görürsünüz. Çünkü burada bahsettiğim coinler çok küçük küçük yani meblağlar. 1 dolar falan. Gerçi şimdi 1 dolar 10 lira mı 8 lira mı tam bilmiyorum ama. Dolar euro ile işimiz yok bizim ya. Ne işi olur fucking dolar euro ile? Biz Bitcoin'ciyiz falan. Yani alın köşede dursun. Uzun lafı kısası bu Arcanine'ler. Evet abi, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Evet var, salatalık. Ne diyeceksin lan? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ayrıca vlog kanalımıza da abone olun. Kanalımızın adı Yıldızay Aleyzar. Linki açıklama kısmında var. Schleiser. Schleiser! Yeni bir videoda görüşmek üzere. Mikrofona vurdum. Salatalık. Schleiser. Schleiser. Hadouken!